Harry Potter ve Sırlar Odası 4. Bölüm Flourish ve Blotts'ta Kovukta hayat, Private Drive'dakinden olabildiğince farklıydı. Dursley'ler her şeyin temiz, tertipli olmasını isterdi. Weasley'lerin evi ise ağzına kadar tuhaf ve beklenmedik şeylerle doluydu. Harry, mutfak çiviminesinin üstündeki aynaya ilk kez bakıp da ayna ona ''Gömleğini içine sok, pasaklı!'' diye bağırdığında şok geçirdi. Tavan arasındaki gül yabani etrafı fazla sessiz bulunca uluyor ve boruları düşürüyordu. Fred ve George'un yatak odasından gelen küçük patlamalar ise tamamen normal sayılıyordu. Ancak Harry'nin Ronların evindeki hayata ilişkin olarak en sıra dışı bulduğu şey konuşan ayna ya da şıngırdayan gül yabani değildi. Oradaki herkesin onu seviyor görünmesiydi. Mrs. Weasley çoraplarının durumu için yaygara kopardı durdu. Her yemekte tabağını dördüncü kez doldurup onu yemeye zorladı. Mr. Weasley yemekte Harry'nin yanına oturmasını seviyordu. Böylece onu Muggle hayatı hakkında sorularla bombardıman ediyor, elektrik prizleri ve posta servisi gibi şeylerin nasıl çalıştığını sorabiliyordu. Harry bir telefon vasıtasıyla onunla konuşurken büyüleyici derdi. Muggle'ların sihirsiz idare etmek için buldukları yöntemler çok ustaca gerçekten. Harry Kova geldikten yaklaşık bir hafta sonra güneşli bir sabah Hogwarts'tan haber aldı. Overon kahvaltıya indiklerinde Mr. ve Mrs. Weasley ile Ginny çoktan masaya oturmuşlardı. Ginny Harry'i gördüğü anda yulaf lapası kasesine yanlışlıkla çarpıp büyük bir gümbürtüyle yere düşürdü. Ginny Harry bir odaya her girişinde ona buna çarpmaya çok yatkın görünüyordu. Kaseyi almak için masanın altına daldı ve yüzü batan güneş renginde masanın altından çıktı. Harry bunu fark etmemiş gibi yaparak oturdu ve Mrs. Weasley'nin ona verdiği kızarmış ekmeği aldı. ''Okuldan mektuplar.'' dedi Mr. Weasley. Harry ve Rona sarımsı perşümenden adresleri yeşil mürekkeple yazılmış, birbirine yeşil zarflar uzatarak. ''Dumbledore burada olduğunu zaten biliyor Harry.'' ''O adamın da gözünden hiçbir şey kaçmaz. Size de var.'' dedi pijamalarıyla ağır ağır içeri giren Fred ve George'a. Hepsi mektuplarını okurken birkaç dakikalık bir sessizlik oldu. Harry'ninkinde her zaman olduğu gibi 1 Eylül'de King's Cross istasyonundan kalkacak Hogwarts Ekspresine binmesi isteniyordu. O yıl Harry'e ye gerekecek yeni kitapların da listesi vardı. İkinci yıl öğrencilerine şu kitaplar gerekli olacaktır. Temel Büyüler Kitabı Sınıf 2 Miranda Gawshawk Ölüm Perisini Kovalamak Gilderoy Lockhart Guliabanilerle Gezip Tozmak Gilderoy Lockhart Cadalozlarla Tatiller Gilderoy Lockhart İfritlerle geziler. Gilderoy Lockhart. Vampirlerle seyahatler. Gilderoy Lockhart. Kurt adamlarla yollarda. Gilderoy Lockhart. Yetiyle geçen yıl. Gilderoy Lockhart. Kendi listesini okumayı bitirmiş olan Fred, Harry'ninkine bir göz attı. Senden ne Lockhart'ın bütün kitaplarını alman istenmiş, dedi. Karanlık sanatlara karşı savunma dersinin yeni hocası onun hayranı olmalı. Bahse girerim bir cadıdır. Fred tam bu noktada annesiyle göz göze geldi ve derhal tabağındaki marmelatla ilgilenmeye başladı. George da annesiyle babasına çabucak bir göz atarak bunlar hiç de ucuza mal olmaz dedi. Lockhart'ın kitapları sahiden de pahalıdır. Eh idare ederiz dedi Mrs. Weasley ama dertlenmiş görünüyordu. Cini'yi almamız gerekenlerin çoğunu ikinci ele alırız diye düşünüyorum. Harry ah dedi Cini'ye bu yıl Hogwarts'a başlıyor musun? Kız başını salladı. Alev rengi saçlarının diplerine kadar kızardı ve dirseğini tereyağı tabağına soktu. Neyse ki bunu Harry'den başka gören olmadı. Çünkü o sırada Ron'un büyük ağabeyi Percy içeri girmişti. Giyinmişti bile. Hogwarts sınıf başkanı rozeti de örgü yeleğine iğnelenmişti. Herkese günaydın dedi Percy çabucak. Güzel bir gün. Geriye kalan tek iskemleye oturdu. Ama hani neredeyse o an yerinden sıçrayıp altından tüyleri dökülmüş gri bir tüy fırça çıkardı. En azından Harry böyle sanmıştı. Ta ki onun nefes aldığını görene kadar. Errol dedi Ron. Gevşemiş baykuşu Percy'den alıp kanadının altından bir mektup çıkartarak. Nihayet Hermione'nin cevabını getirmiş. Ona yazıp seni Dursler'den kurtarmaya çalışacağımızı söylemiştim. Erlı arka kapının hemen içindeki bir tüneye taşıdı ve üzerinde durdurmaya çalıştı. Ama hayvan hemencecik tünekten düştü. Ron da içler acısı diye mırıldanarak onu bulaşıkların suyu süzülsün diye koydukları tezgaha yerleştirdi. Sonra da Hermione mektubunu açtı ve yüksek sesle okudu. Sevgili Ron ve Harry, eğer oradaysa. Umarım her şey yolunda gitmiştir ve Harry de iyidir ve umarım onu evden çıkarmak için yasa dışı bir şey yapmamışsındır Ron. Çünkü bu da Harry'nin başını derde sokar. Sahiden kaygılandım. Eğer Harry iyi ise lütfen bana hemen haber ver. Ama belki başka bir baykuş kullansan daha iyi olur. Çünkü ikinci bir teslimatın bunun işini bitireceğini düşünüyorum. Ders çalışmakla meşgulüm tabi.'' Nasıl olabilir ki? Dedi Ron dehşet içinde. Tatildeyiz. Ve önümüzdeki çarşamba yeni kitaplarımı almak için Londra'ya gidiyoruz. Niye dağın yolunda buluşmayalım? Mümkün olan en kısa zamanda bana neler olduğunu bildir. Sevgiler, Hermione. Mrs. Weasley masayı temizlemeye başladı. Eh bu da pek güzel uyuyor. Biz de gidip sizin öte o zaman alırız. Bugün ne yapacaksınız? Harry, Ron, Fred ve George tepeye tırmanıp Vizilerin sahibi oldukları küçük bir çimenliğe gitmeyi planlıyorlardı. Burası onları aşağıdaki köyün gözünden saklayacak ağaçlarla çevriliydi. Yani çok yükseğe uçmadıkça burada Quidditch antrenmanı yapabilirlerdi. Gerçek Quidditch topları kullanamazlardı. Çünkü bir tanesi kaçıp da köyün üstünden uçarsa bunu açıklamak zor olurdu. Onun yerine birbirlerine yakalasınlar diye elmalar atıyorlardı. Şüphesiz en iyi süpürge olan Harry'nin Nimbus 2000'ine sırayla bindiler. Ron'un eski kuyruklu yıldızı ise oralarda uçan kelebekler tarafından bile geçiliyordu. Beş dakika sonra süpürgeler omuzlarında tepeyi tırmanıyorlardı. Percy'ye onlara katılmak ister mi diye sormuşlar ama çok işi olduğunu söylemişti. Harry şimdiye kadar Percy'i sadece yemek saatlerinde görmüştü. Günün geri kalanını odasına kapanmış halde geçiriyordu. Fred kaşlarını çatarak keşke ne işler çevirdiğini bilsem dedi. Her zamankinden farklı davranıyor. Sınav sonuçları senden bir gün önce geldi. 12 SB'de almış. Gene de övünüp durdu sayılmaz. George, Harry'nin yüzündeki şaşkın ifadeyi görünce sıradan büyücülük düzeyi diye açıkladı. Bilin de 12 tane vardı. Dikkat etmezsek ailede bir öğrenciler başkanı daha olacak. Bu utanca dayanabileceğimi sanmıyorum. Bill, Vizilerin en büyük oğluydu. O ve bir küçüğü Charlie artık Hogwarts'tan ayrılmışlardı. Harry ikisiyle de tanışmamıştı. Ama Charlie'nin Romanya'da ejderhalar üzerine incelemeler yaptığını, Bill'in de Mısır'da Büyücüler Bankası Gringotts için çalıştığını biliyordu. George bir süre sonra annemle babamın bu yıl bütün okul gelişlerimizin parasını nasıl karşılayacaklarını bilmiyorum dedi. Beş takım Lockhart kitabı ve Cine'nin de bir cübbe, bir alsaya her şeye ihtiyacı var. Harry hiçbir şey söylemedi. Kendini biraz tuhaf hissediyordu. Londra'da Gringotts'a yer altındaki bir mahzende annesiyle babasının ona bıraktığı küçük bir servet yatıyordu. Tabii bu para yalnızca büyücülük dünyası için geçerliydi. Gerionlar, sickle'lar ve kınatları magıl dükkanlarında kullanamazsınız. Gringotts'taki hesabından dörtleri hiç söz etmemişti. Sihirli ilişkin her şeye karşı durdukları dehşetin koca bir altın yığınında kapsamını alacağına inanmıyordu. Mrs. Weasley ertesi çarşamba sabahı hepsini erkenden uyandırdı. Adam başı yarım düzine pastırmalı sandviçi çar çabuk yedikten sonra paltolarını giydiler. Mrs. Weasley de mutfağın şöminesinin üstündeki bir saksıyı kaldırıp içine baktı. Stoğumuz azalıyor Arthur diye içini çekti. Bugün biraz daha almamız gerek. Eh peki önce konuklar. Önden buyur Harry'ciyim. Ve saksıyı ona ikram etti. Harry onlara baka kaldı. Hepsi gözünü ona dikmişti. Ne, ne yapmam gerekiyor? Diye kekeledi. Ron birden Uçucu dozu hiç uçmamış dedi. Kusura bakma heri unuttum. Hiç mi? dedi Mr. Weasley. Ama geçen yıl okul gereçlerini almak için dairen yoluna nasıl gittin? Metro ile. Sahiden mi? diye sordu Mr. Weasley hevesle. Yürüten merdiven var mıydı? Tamam nasıl oluyor da? Şimdi değil Arthur dedi Mrs. Weasley. Uçucu dozu çok daha çabuk canım. Ama iyi tanrım daha önce hiç kullanmadıysan. Fred bir şey olmaz anne dedi. Harry önce bizi gözle. Saksıdan bir tutam ışıl ışıl parlayan toz aldı. Ateşin önüne geldi ve tozu alevlere savurdu. Ateş bir kükreyişle zümrüt yeşiline döndü. Yükselerek Fred'in boyunu açtı. Fred dostor ateşin içine girerek Diagon yolu diye bağırdı ve yok oldu. George da elini saksıya sokarken Mrs. Weasley Harry'e açık seçik konuşmalısın canım dedi ve doğru ızgaraya çıkmaya da dikkat et. Doğru ne? dedi Harry endişeyle ateş kükreyip George'u gözden uzaklaştırırken. Bir sürü büyücü ateşi var ama açık seçik konuştuğun sürece. Bir şey olmaz Molly merak etme dedi Mr. Weasley kendisi de uçuş tozu alarak. Ama canım ya kaybolursa teyzesiyle eniştesine durumu nasıl açıklarız? Harry aldırmazlar diye güvence verdi ona. Bir bacanın içinde kaybolursam Dudley bunun harika bir espri olduğunu düşünür. Üzülmeyin siz. Eh peki öyleyse. Sen Arthur'dan sonra git dedi Mrs. Weasley. Şimdi ateşe girince nereye gittiğini söyle ve dirseklerini vücuduna yapıştır diye akıl verdi Ron. Mrs Weasley gözlerini de kapat dedi. Yoksa kurum. Rahat dur dedi Ron. Yoksa yanlış yöne neden çıkarsın? Ama paniğe kapılıp erken de çıkma. Fred'le George'u görene kadar bekle. Harry bütün bunları aklında tutmaya çalışarak bir tutam uçuş tozu aldı. Ateşin yanına yürüdü. Derin bir nefes alarak tozu alevlere savurdu. Bir adım attı. Ateş ılık bir meltem gibiydi sanki ağzını açtı. Açar açmaz da epeyce sıcak kül yuttu. Daegon yolu dedi öksürerek. Sanki dev bir tapa deliğinden aşağı çekiliyormuş gibi hissetti kendini. Çok hızlı dönüyor gibiydi. Kulaklarında sağır edici bir gürleme vardı. Gözlerini açık tutmaya çalıştı. Ama yeşil alevlerin fırıl fırıl dönmesi midesini bulandırdı. Dirseğine sert bir şey çarpınca sıkıca yanına yapıştırdı. Hala topaç gibi dönüyordu. Şimdi soğuk eller yüzünü tokatlar gibiydi. Gözlüğünün arasından gözünü kısıp bakınca Fulu bir şömineseli gördü. Arkalarındaki odaları da şöyle bir göz attı. Pastırmalı sandviçler midesine çalkalanıp duruyordu. Keşke dursa dileğiyle gene gözlerini yumdu. Ve sonra soğuk bir taşa yüzüstü düştü. Gözlüğünün sarsıldığını hissetti. Başı dönerek yara beri içinde baştan aşağı kurumla kaplı yavaşça ayağa kalktı. Kırık gözlüğünü gözüne tuttu. Yalnızdı ama nerede olduğu konusunda en ufak fikri yoktu bir tek koca, loş bir büyücü dükkanını andıran bir yerin taş şöminesinde durduğunu anlamıştı. O kadar. Ama buradakilerin hiçbiri Hogwarts okul listesine yer alacak cinsten şeyler değildi. Yakınındaki cam bir muhafazada bir yastık üzerinde kurumuş bir el, kan lekeli bir iskambil destesi ve ona dik dik bakan bir cam göz duruyordu. Kötülük saçan maskeler duvarlardan aşağı pis pis bakıyordu. Tezgah üzerinde çeşit çeşit insan kemiği vardı. Tavandan ise paslı, sivri uçlu aletler sarkıyordu. Daha da beteri, Harry'nin tozlu dükkan vitrininden gördüğü karanlık dar sokakta kesinlikle Diagon yolu değildi. Buradan ne kadar çabuk çıksa o kadar isabet olurdu. Şöminenin tabanına vurduğu burnu hala sızlayan Harry çabucak ve sessizce kapıya yöneldi. Ama daha yolun yarısına gelmeden vitrinin öbür yanında iki kişi belirdi. Bir tanesi Harry'nin kaybolmuş, kuruma bulanmış ve kırık gözlük takmış haldeyken görmek isteyeceği son kişiydi. Draco Malfoy. Harry hızla etrafı kolaçan etti. Sol yanında kocaman siyah bir dolap gördü. Ok gibi içini dalıp kapıları çekti. Dışarıyı gözleyecek küçük bir aralık bıraktı. Birkaç saniye sonra bir zil çaldı ve Malfoy dükkana girdi. Arkasından gelen adam olsa olsa babasıydı. Aynı solgun sivri yüze, oğlununkinin eşi soğuk kurşun, kurşunu gözlere sahipti. Mr. Malfoy sergilenen şeylere tembel tembel bakarak dükkanı geçti ve tezgahtaki bir zili çaldı. Sonra da oğluna dönüp hiçbir şeye elini sürme Draco dedi. Cam göz elini uzatmış olan Malfoy bana bir armağan alacağını sanıyordum diye cevap verdi. Babası parmaklarıyla tezgah üzerine trompet çalarak sana bir yarış süpürgesi alacağımı söyledim dedi. Bina takımında olmadıktan sonra ne anladım bundan? Malfoy'un somurtkan ve huysuz bir hali vardı. Harry Potter'a geçen yıl bir Nimbus 2000 alındı. Gryffindor'da oynasın diye Dumbledore özel izin verdi. O kadar iyi bile değil. Sadece meşhur olduğu için. Anında aptal bir yara izi olduğu için meşhur. Malfoy kafatası dolu bir rafı incelemek için eğildi. Herkes onun pek akıllı olduğunu düşünüyor. Yara izi ve süpürgesiyle harika Potter. Mr. Malfoy oğlunu susturmak isteyen bir bakış attı. Bana bunu on kereden fazla söyledin. Seni uyarıyorum. Harry Potter'dan hoşlanmıyor görünmek hiç de tedbirli bir davranış değil. Hele bizim cinsimizin çoğu ona Karanlık Lord'un yok olmasını sağlayan kahraman gözüyle bakarken. Ah, Mr. Borgin. İki büklüm bir adam, yağlı saçlarını elleriyle arkaya yatırarak tezgahın arkasından göründü. "Mr. Malfoy, sizi tekrar görmek ne zevk efendim." dedi Mr. Borgin, saçları kadar yağlı bir sesle. "Çok memnun oldum. İşte Küçük Bey de burada." Ne kadar hoş. Size nasıl yardımcı olabilirim? Mutlaka göstermeliyim. Daha bugün geldi. Fiyatı da çok makul. Bugün almıyorum Mr. Borgin. Satıyorum. Dedi Mr. Malfoy. Satmak mı? Mr. Borgin'in yüzündeki gülümseme silinir gibi oldu. Bakanlığın arka arkaya baskın düzenlediğini duymuşsunuzdur mutlaka. Dedi Mr. Malfoy. İç cebinden bir parşömen rulosu çıkartıp Mr. Borgin okusun diye onu açarak. ''Benim evde bakanlık uğrarsa eğer e, beni rahatsız edebilecek birkaç parça şeyim var.'' Mr. Borgin burnuna bir kelebek gözlük oturtup listeye baktı. ''Bakanlık sizi rahatsız etmeye cüret edemez ama değil mi efendim?'' Mr. Malfoy'un dudağı kıvrıldı. ''Henüz kapımı çalan olmadı.'' Malfoy adı hala belli bir saygı uyandırıyor. Ama bakanlık da burnunda her şeyi sokmaya başladı artık. Yeni bir muggle koruma yasasına ilişkin dedikodular dolaşıyor ortada. Eminim ki bunun arkasında o pire ısırıklı, muggle aşığı aptal Arthur Vizzi vardır. Harry sıcak bir öfke dalgasına kapıldı. Ve görüyorsunuz bu zehirlerden bazıları insanda sanki. Anlıyorum efendim, elbette, dedi Mr. Borgin. Bir bakayım, bunu alabilir miyim? Diye araya girdi Draco. Yastıktaki kurumuş eli gösteriyordu. Ah, şanlı el, dedi Mr. Borgin. Mis Mr. Malfoy'un listesini bırakıp Draco'nun yanına koşurarak. İçine bir mum koyarsanız sadece sahibine ışık verir. Hırsızlarla soyguncuların en iyi dostu. Oğlunuz zek sahibi beyefendi. Mr. Malfoy soğuk soğuk. Umarım oğlum hırsız ya da soyguncudan daha iyi bir şey olur Borgin dedi. Mr. Morgan hemen düzeltti. Estağfurullah efendim saygısızlık etmek istemedim. Mr. Malfoy daha da soğuk bir edayla ama okulda notları yükselmezse diye ekledi. Belki de elinden gelen tek şey bu olur.'' Draco benim kabahatim değil ki diye cevabı yapıştırdı. Öğretmenlerin hepsinin gözdesi var. O Hermione Granger. Ailesi büyücü olmayan bir kızın her sınavda seni alt etmesinden utanırsın sanıyordum. Ha dedi Harry kendi kendine. Draco'nun hem utanmış hem de kızgın görünmesine sevinmişti. Mr. Borgin yağlı sesiyle her yerde aynı dedi. Büyücü kanı artık gitgide değersizleşiyor. Mr. Balfoy benim için değil dedi. Uzun burun delikleri tir, tir titriyordu. Mr. Borgin yerlere kadar eğilerek reverans yaptı. Benim için de değil efendim, benim için de değil. Madem öyle belki de listeme dönebiliriz diye lafı kısa kesti Mr. Manfoy. Hala acelem var Borgin. Bugün başka yerde önemli işler beni bekliyor. Çekişe çekişe pazarlık etmeye başladılar. Harry ise Draco satılık eşyaları inceleyerek adım adım saklandığı yere yaklaşırken kaygıyla onu izledi. Draco uzun bir cella tipi kangalını incelemek için durdu ve görkemli bir opal kolyeye iliştirilmiş kartı aptal aptal sırıtarak okudu. Dikkat! Dokunmayın lanetlidir. Bugüne kadar sahibi olmuş 19 muggle'ın canını aldı. Draco döndü ve tam önündeki dolabı gördü. Adım attı. Sapını tutmak için elini uzattı. Tamam dedi Mr. Malfoy tezgahtan. Gel Draco. Draco geriye dönünce Harry alnını koluna sildi. İyi günler, Mr. Borgin. Yarın malları almaya gelmeniz için sizi malikaneye bekliyorum. Kapı kapanır kapanmaz, Mr. Borgin de yağlı tavırlarını bir kenar bıraktı. Sana iyi günler, Mr. Malfoy. Eğer anlatılanlar doğruysa, bana malikanende saklı olanların yarısını bile satmadın demektir. Mr. Borgin, Melun Melun homurdanarak arka odaya gidip gözden kayboldu. Harry, belki gelir diye bir dakika bekledi. Sonra elinden geldiği kadar sessizce dolaptan dışarı kaydı. Cam muhafazaların yanından geçti ve dükkan kapısından dışarı çıktı. Kırık gözlüğünü yüzüne yapıştırarak etrafa bakındı. Tamamen karanlık sanatlara adanmış dükkanlardan oluşuyormuş gibi görünen, kasvetli, dar bir sokağa çıkmıştı. Az önce çıktığı dükkan, Borgin ve Berks en büyükleri gibiydi. Ama karşıda kirli bir vitrinde kuruyup küçülmüş kafa tasları sergileniyordu ve iki kapı aşağıda da içinde devasa kara örümceklerle capcanlı bir kafes vardı. Pejmürde görünüşlü iki büyücü bir kapı aralığının gölgesinden onu gözlüyor, mırıldanarak konuşuyorlardı. Kendini diken üstünde hisseden Harry gözlüğünü düz tutmaya çalıştı ve umut etmeye neden olmadığı halde gene de buradan çıkmanın bir yolunu bulmayı umut etti. Zehirli mumlar satan bir dükkanın önündeki eski tahta sokak tabelası ona Nocturne yolunda olduğunu söylüyordu. Bunun bir faydası olmadı. Çünkü Harry daha önce böyle bir yerin adını hiç duymamıştı. Bizlerin şöminesindeki ateşte az dolusu külün gerisinden yeterince açık konuşamamış olmalıydı. Sakin kalmaya çalışarak ne yapabileceğini düşündü. Tam o sırada kulağının dibinde bir ses ''Kaybolmadın ya tatlım'' deyince de yerinde zıpladı. Önünde yaşlı bir cadı duruyordu. Korkunç bir şekilde insan tırnaklarına benzeyen bir tepsi taşıyordu. Ona pis pis gülerek yosunlu dişlerini gösterdi. Harry geriye çekildi. İyiyim, teşekkürler dedi. Ben sadece... Harry, burada ne yaptığını sanıyorsun sen? Harry'nin yüreği hopladı. Cadının da kendisi hopladı. Bir dolu tırnak ayaklarına doğru şelale gibi yağdı. Hogwarts bekçisi Hagrid muazzam cüssesiyle Dimdik kabarmış sakalının üstünde parıldayan böcek karası gözleriyle uzun adımlar atarak onlara doğru gelirken cadı ona lanet okuldu. Rahatlayan Harry ''Hagrid'' dedi karga gibi bir sese. ''Kayboldum uçuç tozu.'' Hagrid Harry'i ensesinden yakaladı ve cadıdan uzaklaştırdı. Elindeki tepsiyi de savurdu. Cadının çığlıkları dolambaçlı sokak boyunca parlak güneş ışığını erişene kadar onları izledi. Heri uzakta aşina kar beyazı mermer bir bina gördü. Gringotts Bankası. Hagrid onu dost doğru Diagon yoluna götürmüştü. ''Üstüm başım berbat dedi boğuk bir sesle. Harry'nin kurumlarını öyle kuvvetle silkeledi ki az daha onu bir eczanenin dışındaki ejderha gübresi varine yapıştırıyordu. Nokturn yolunda sinsi sinsi dolaşmak bilmiyorum. Tekinsiz bir yer Harry. Kimsenin seni orada görmesini istemezsin. Harry bunun farkındayım dedi. Hagrid tekrar üstünü süpürmeye kalkışınca da ona şaşırtmaca verip kurtuldu. Dedim ya kayboldum. Peki sen burada ne yapıyordun? Et yiyen sümüklü böcek kovucusu arıyordum diye homurdandı Hagrid. Okulun kuvurcuk salatalarını mahvediyorlar. Tek başına değilsin ya. Vizilerde kalıyordum ama ayrı düştük diye açıkladı Harry. Gidip onları bulmam gerek. Birlikte sokaktan aşağı doğru yola koyuldular. Harry yanı sıra koşar gibi yürürken Hagrid'in o muazzam çizmelerinin her adımı için onun üç adım atması gerekiyordu. Hagrid, ''Ne oldu da bana cevap vermedin hiç?'' diye sordu. Harry, Dobby ve Dursley'lerin yaptıklarını açıkladı. ''Kahrolası camagıllar!'' diyor da Hagrid. ''Bilseydim.'' ''Harry, Harry buradayım.'' Harry kafasını kaldırınca Hermione Granger'ın Gringos'a çıkan beyaz basamakların tepesinde durduğunu gördü. Gür kestane rengi saçları ardında uçuşarak onların yanına aşağı koştu. Gözlüğüne ne oldu? Merhaba Hagrid. Ah ikinizi yeniden görmek ne harika. Gringotts'a geliyor musun Harry? Dizileri bulur bulmaz dedi Harry. Fazla beklemeyeceksin diye sırıttı Hagrid. Harry ve Hermione etraflarına baktılar. Ron, Fred, George, Percy ve Mr. Weasley kalabalık sokaktan doğru son sürat geliyorlardı. Harry dedi Mr. Weasley soluk soluğa. Sadece bir şömin gitmiş olsan diye umut ediyorduk. Kafasının pırıl pırıl parlayan saçsız bölümünü kuruladı. Molly çok endişelendi. O da şimdi geliyor. Nereye çıktın? diye sordu Ron. Hagrid haşin bir adı Eda'yla nok dön yolu dedi. Müthiş dedi Fred ve George birazdan. Ron hasetle bizim oraya gitmemize asla izin verilmez dedi. Herhalde verilmez diyor homurdandı Hagrid. Mrs. Weasley dört nala göründü. Bir elinde deli gibi çantasını sallıyordu. Ginny ise öbür elini ancak tutunabilmişti. ''Ah Harry, ah canım, her yere gitmiş olabilirdin.'' Soluk almaya çalışarak çantasından koca bir elbise fırçası çıkardı ve Hagrid'in temizleyemediği kurumları süpürmeye koyuldu. Mr. Weasley Harry'nin gözlüğünü aldı, asasıyla bir dokundu ve yepyeni halde geri verdi. ''Eh, gitmem artık.'' dedi Hagrid. Mrs. Weasley elini sıkarken ''Nokturn yolu ha, eğer onu bulmuş olmasaydın Hagrid.'' ''Hogwarts'a görüşürüz.'' Sonra da başı başıboğumuzları tıkış tıkış sokağa dolduran herkesin üstünde oradan uzaklaştı. Harry Gringotts merdivenlerini tırmanırken Ron ve Hermione bilin bakalım Borgin ve Borgs'da kimi gördüm dedi Malfoy ve babası. Arkalarından gelen Mr. Weasley Lucius Malfoy bir şey aldı mı diye sordu hemen. Hayır satıyordu. Mr. Weasley ürperten bir memnuniyette demek kaygılanmış dedi. Ah Lysius Malfoy'u herhangi bir nedenle yakalamayı nasıl isterdim. Kapıda reverans yapan bir cüncüce onları bankaya buyur ederken Mrs. Weasley dikkat et Arthur dedi haşin haşin. O aile insanı başına dert açar. Beceremeyeceğin işin altına girme. Demek sen benim Lucius Malfoy'la başa çıkamayacağımı sanıyorsun. Mr. Weasley incinmişti. Ama Hermione'nin annesiyle babasını görür görmez dikkati dağıldı. Büyük mermer holü Boydan boya dolanan bankonun başında durmuş. Hermione'nin onları tanıştırmasını bekliyorlardı. Mr. Weasley sevinçle ''Ama siz mugglesınız.'' dedi. ''Beraber bir içki içmeliyiz.'' ''Neymiş bakalım bu?'' ''Aa muggle parası değiştiriyorsunuz Molly bak.'' Heyecanla Mr. Granger'ın elindeki 10 sterlinlik banknota işaret etti. Weasley'ler ve Harry başka bir Gringost'un cücesi tarafından yer altındaki mahzenlere götürülürken Ron Hermione'ye burada buluşuruz dedi. Mahzenlere cin cücelerin sürdüğü ve bankanın altındaki tüneller boyunca uzanan minyatür raylarda hızlı hızlı giden arabalarla ulaşılıyordu. Harry bizlerin mahzenine kadar olan kelle koltukta yolculuktan pek keyiflendi. Ama mahzen açılınca kendini nokturn yolunda olduğundan da kötü hissetti. İçeride küçücük bir gümüş sıkıl yığını ve sadece bir altın geliyim vardı. Mrs. Weasley önce köşe bucakta kalan olmasın diye yokladı. Sonra da hepsini çantasına süpürdü. Harry mahzenine vardığında kendini daha da kötü hissetti. Avuç dolusu madeni parayı çantasına doldururken içeridekileri gözden saklamaya çalıştı. Dışarı mermer merdivenlere yeniden çıkınca ayrıldılar. Percy yeni bir tüy kaleme ihtiyacı olduğu konusunda belli belirsiz bir şeyler marıldandı. Fred ve George Hogwarts'ın arkadaşları Lee Jordan'ı görmüşlerdi. Mrs. Weasley ve Ginny Elden düşme elbiseler satan dükkana gidiyorlardı. Mr. Weasley Granger'ları bir içki için Leaky Caltron'a götürmekte ısrar edip duruyordu. Mrs. Weasley Ginny ile yola çıkarken okul kitaplarınızı almak için hepimiz bir saat sonra Flourish ve Blotts'un önünde buluşuruz dedi. İkizlerin arkasından da bağırdı. Nocturne yoluna tek adım atmak yok anlaşıldı mı? Harry, Ron ve Hermione dolan başlı parke taşı döşeli yolda yürümeye başladılar. Harry'nin cebindeki kesede neşeyle şangırdayan altın, gümüş ve bronzlar ille de harcanmak istiyordu. O da çilekli ve fıstıklı üç tane kocaman dondurma aldı. Sevinçle yala yalaya dolaşmaya koyuldular. Bir yandan da dükkanların baştan çıkarıcı vitrinlerine bakıyorlardı. Ron, kaliteli kuid iç malzemeleri dükkanının vitrindeki bir tam takım Chadwick Henning giysisine özlemle gözlerini dikti. Derken Hermione onları mürekkep ve parşömen kağıt almak üzere bitişiye sürükledi. Gumball ve Japes büyücülük şakaları mağazasında Fred, George ve Lee Jordan'la karşılaştılar. Dr. Filibuster'ın meşhur ıslak başlamalı ısısız maytaplarından stok yapmakla meşguldüler. Kırık asalar, titrek pirinç teraziler ve iksir lekeli eski cübbelerle dolu minicik bir elden düşme eşya dükkanında da Percy'yi buldular. Güç sahibi olan sınıf başkanları adlı küçük ve son derece sıkıcı bir kitabı derin derin okumaya dalmıştı. Ron kitabın arka kapağından yüksek sesle okudu. Hogwarts sınıf başkanları ve daha sonraki meslek hayatları üzerine bir çalışma. Büyüleyici ha git şuradan diye tersledi Percy. Percy'yi kendi haline bırakıp giderlerken Ron Harry ile Hermione alçak sesle tabii çok hırslı dedi. Percy her şeyi önceden planlamış durumda. Sihir bakanı olmak istiyor. Bir saat sonra Florish ve Blotts'a gittiler. Anlaşılan kitapçıya tek giden onlar değildi. Dükkana yaklaştıklarında şaşkınlık içinde kapının dışında büyük bir kalabalığın içeri girmek için itiştiğini gördüler. Bunun nedeni de üst vitrine boydan boya asılmış bir pankartta ilan ediliyordu zaten. Gilderoy Lockhart bugün 12.30-16.30 arasında Öz Yaşama Öyküsü Sihirli Beni imzalayacak. Harmony Onunla sahiden tanışabileceğiz demek diye çığlık attı. Yani listedeki kitapların neredeyse hepsini yazmış. Kalabalık daha çok Mrs. Vizzy'nin yaşına yakın cadılardan oluşmuşa benziyordu. Canından bezmişe benzeyen bir büyücü kapıda durmuş. Sakin olalım hanımlar diyordu. Lütfen itmeyin. Kitaplara dikkat edin lütfen. Harry, Ron ve Hermione itişe kakışa içeri girdiler. Büyük bir kuyruk Gilderoy Lockhart'ın oturmuş kitaplarını izlediği dükkanın arka bölümüne kadar uzanıyordu. Her biri ölüm perisini kovalamaktan birer tane kapıp sıraya bizilerin geri kalanının Mr. ve Mrs. Granger ile birlikte durduğu noktaya sokuldular. ''Ah buradasınız iyi'' dedi Mrs. Weasley. Soluk soluğa kalmış gibiydi. Boyuna saçını düzeltiyordu. Bir dakika sonra onu görebileceğiz. Gilderoy Lockhart yavaş yavaş göründü. Kendi yüzünün büyük resimleriyle çevrili bir masaya oturmuştu. Resimlerin hepsi göz kırpıyor ve göz kamaştıracak kadar beyaz dişlerini kalabalığa gösteriyorlardı. Gerçek lokart ise gözlerinin rengine tamı tamına uyan unutma beni mavisi giysilere bürünmüştü. Ucu sivri büyücü şapkası dalgalı saçlarını şık bir açıyla oturtulmuştu. Kısa boylu, öfkesi burnunda bir adam dans edercesine koşuşturup her kör edici çakışıyla birlikte mordumanlar çıkartan büyük siyah bir fotoğraf makinesiyle fotoğraf çekiyordu. Daha iyi bir görüntü için geriye çekilirken Rona çekil yolumdan diye hırladı. Bu resimler gelecek postası için. Fotoğrafçının üzerine bastığı ayağını olan Ron aman ne önemli dedi. Gilderoy Lockhart onu duydu. Başını kaldırıp baktı. Ron'u gördü. Sonra da Harry'i gördü. Baka kaldı. Derken ayağa fırladı ve resmen haykırdı. Bu Harry Potter olamaz değil mi? Kalabalık ikiye ayrılarak heyecanla fısıldaşmaya koyuldu. Lockhart ileri atlayıp Harry'nin kolundan yakaladı ve onu öne çekti. İnsanlar alkışlamaya başladılar. Lockhart deliler gibi makinesinin düğmesine basıp vizileri kalın bir dumana boğan fotoğrafçı çeksin diye onun elini sıkarken Harry'nin yüzü alev alev yanıyordu. Şöyle güzel büyük bir tebessüm Harry dedi Lockhart kendi pırıl pırıl dişlerinin arasından sen ve ben birlikte birinci sayfayı hak ediyoruz. Sonunda elini bıraktığında Harry neredeyse parmaklarını hissedemez hale gelmişti. Gene vizilerin yanına sokulmaya çalıştı. Ama Lockhart kolunu omzuna asmış ve onu yanına sıkıca kenetlemişti. Susmaları için elini sallayarak ''Hanımlar, beyler'' dedi yüksek sesle. ''Ne kadar olağanüstü bir an bu. Bir süredir yapmaktan kaçındığım küçük bir duyuruyu nihayet yapmam için en uygun an.'' Genç Harry, Flourish ve Blotts'a bugün girdiğinde sadece benim öz yaşam öykümü almak istiyordu.'' ki ona hemen şimdi memnuniyetle parasız bir tane vereceğim. Kalabalık gene alkışladı. Ve hiçbir fikri yoktu diye devam etti Lockhart. Harry'i biraz sarsaladı. Oğlanın gözlüğü sarsılıp burnunun ucuna düştü. Evet, çok geçmeden benim öz yaşam öyküm sihirli benden çok, çok daha fazlasını elde edeceği konusunda hiçbir fikri yoktu. Aslında o ve okul arkadaşları gerçek sihirli bine sahip olacaklar. Evet hanımlar beyler, ''Bu Eylül'de Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'nda karanlık sanatlara karşı savunma hocalığı görevini üstleneceğimi size bildirmekle büyük zevk ve gurur duyuyorum.'' Kalabalık bağırdı ve alkışladı. Harry'e de Gilderoy Lockhart'ın bütün eserleri sunuldu. Ağırlıkları altında birazcık sendeleyerek sahne ışıklarından kurtulup odanın kenarına varmayı başardı. Ginny orada yeni kazanın yanında duruyordu. Harry ona, ''Bunlar senin olsun.'' diye mırıldandı kitapları kazana yuvarlayarak. Ben kendimkilerimi satın alırım. Harry'nin tanımakta hiç güçlük çekmediği bir ses. Bahse girerim ki buna bayıldın değil mi Potter? diye sordu. Doğruldu ve kendini yüzünde her zamanki alaycı gülüşü taşıyan Draco Malfoy ile yüz yüze buldu. Meşhur Harry Potter dedi Malfoy. Birinci sayfaya geçmeden bir kitapçıya bile giremiyor. Ginny onu rahat bırak dedi. Bütün bunları istemedi ki. Harry'nin önünde ilk defa konuşmuştu. Malfoy'a ters ters baktı. ''Potter, bir kız arkadaşın olmuş.'' dedi Malfoy ağzını yaya yaya. Ron ve Hermione her ikisi de Lockhart kitapları yığınlarını sıkı sıkıya tutmuş halde boğuşa boğuşa yanlarına gelirken Ginny kıpkırmızı kesildi. Sen ha?'' dedi Ron. Malfoy'a sanki ayakkabısının tabanındaki nahoş bir şeymiş gibi bakıyordu. ''Harry'i burada gördüğüne şaşırdın ha?'' Seni bir kitapçıda gördüğüme şaşırdığım kadar değil Vizli. Herhalde annenle babam bunların parasını ödemek için bir ay aç kalmıştır. Ron, Cini kadar kızardı. Kitapları kazana bırakıp Malfoy'a doğru hamle etti. Ama Harry ile Hermione arkadan onun ceketini yakaladılar. Ron, dedi Mr. Weasley. Fred ve George ile birlikte kalabalıkla mücadele ederek gelmişti. Ne yapıyorsun? Burası çıldırmış. Hadi dışarı çıkalım. Bak hele sen, Arthur Weasley. Mr. Malfoy'du elini Drakon'un omzuna koymuş, tıpkı onun gibi alayla gülüyordu. Mr. Weasley başıyla soğuk bir selam vererek, Lucius, dedi. Bakanlıkta çok meşgulmüşsün diye duydum, dedi Mr. Malfoy. Bütün bu baskınlar, umarım sana fazla mesai ödüyorlardır. Ginny'nin kazanına uzanarak, oradaki parıl parıl lokal kitapların arasından, yeni başlayanlar için biçim değiştirme rehberinin, çok eski, çok yıpranmış bir baskısını çıkardı. Besbelli köy demiyorlar. Yazıklar olsun. Sana iyi para vermiyorlarsa büyücü adına leke sürmenin ne yararı var? Mr. Weasley Ron ve Ginny'den daha da fazla kızardı. Büyücü adına neyin leke süreceği konusunda çok farklı fikirlerimiz var Malfoy. Mr. Malfoy soluk renkli gözleriyle onları kaygıyla izleyen Mr. ve Mrs. Granger'ı süzerek anlaşılıyor dedi. Kimlerle dolaşıyorsun Weasley? Oysa ben senin ailenin daha da alçalamayacağını düşünüyordum. Cini'nin kazanı havada uçarken madeni bir gümbürtü duyuldu. Mr. Weasley kendini Mr. Malfoy'un üstüne atmış, onu bir kitap rafının üstüne geriye savurmuştu. Onlarca ağır büyük kitabı gümbür gümbür hepsinin başına indi. Fred ve George işini bitir baba diye bağırdılar. Mrs. Weasley avaz avaz hayır Arthur hayır diye haykırıyordu. Kalabalık geriye doğru kaçıştı. Sonunda daha da fazla raf devirdiler. Mağaza görevlisi ''Beyler lütfen, lütfen'' diye bağırdı. Sonra daha da yüksek sesle bağırdı. ''Ayrılın, hadi beyler ayrılın.'' Hagrid bir kitap denizi arasından onlara doğru kararlı bir şekilde geliyordu. Bir anda Mr. Weasley ile Mr. Malfoy'u çekip ayırdı. Mr. Weasley'nin dudağı kesilmişti. Mr. Malfoy gözüne bir zehirli mantarlar ansiklopedisi yemişti. Cini'nin Eski biçim değiştirme kitabını hala elinde tutuyordu. Gözleri kötülükle ışıldayarak kitabı kıza fırlattı. Al kız, kitabını al, babanın sana verebileceğinin en iyisi bu. Kendini Hagrid'in kıskacından kurtararak Draco'ya işaret etti ve dükkandan hızla çıktı. Hagrid giysilerini düzeltirken Mr. Weasley'i neredeyse havaya kaldırarak onu aldırmamalıydın Arthur dedi. Kokuşmuş onlar. Bütün aile. Herkes bilir bunu. Hiçbir Malfoy'un söylediğini dinlemeye değmez. Kötü kan. Mesele bu. Hadi yürü. Çıkalım buradan. Görevli sanki onların gitmesini engellemek istermiş gibi görünüyordu. Ama boyu Hagrid'in beline bile gelmiyordu. O da bir şey yapmamanın kendisi için hayırlı olacağını düşündü herhalde. Aceleyle sokağa çıktılar. Granger'lar korkudan titriyordu. Mrs. Weasley ise çileden çıkmıştı. Çocuklarına çok iyi örnek oluyorsun doğrusu çok. Halkın içinde kavga etmek. Bir de Roy Lockhart ne düşünmüş olmalı kim bilir. Memnun oldu dedi Fred. Biz çıkarken ne sorduğunu duymadın mı? Gelecek postasına çalışan o adama kavgayı da içine sokabilir mi diye soruyordu. Hepsi tanıtıma girermiş. Ama Lake Kaldron'da şömine başına geri döndüklerinde hızı kesilmiş bir gruptular. Harry, Bizliler ve aldıkları her şeyi kova, uçuş dozu kullanarak gidecekti. Meyhaneden öbür yandaki Muggle sokağına gitmek için ayrılan Granger'larla vedalaştılar. Mr. Weasley tam onlara otobüs duraklarının nasıl kullanıldığını sormaya başlamıştı ki Mrs. Weasley'nin yüzündeki bakışı görünce hemen sustu. Harry uçuş dozu kullanmadan önce gözlüğünü çıkarıp sağ salim cebine koydu. Bu onun en sevdiği seyahat şekli değildi. Orası kesin.